Merhaba. Merhaba. Buyurun. Tebrikler. Sürpriz. Bir hediye. Sürpriz hediyemiz su. Harika. Sürprizimiz su. Olsun ama şu an en çok ihtiyacım olduğu şey. Arkasında içindekiler kısmı yazıyor. Onu bir okur musunuz? Kolera, hepatit A. Yine kurdu. Mevsimize bir bakın. Bülent Eriş. Yine kurdu. Son. Ben gittim illa falan. Niye mi kaçırdınız? İçerisinde o bakteriler olan suyu içseniz. Bakteri olan? Ben inanmıyorum. Ben gerçekten var mı? İnşallah yoktur değil mi içinde? Dünyada yaklaşık 1,5 milyara yakın insan su sıkıntısı çekiyor, su kıtlığı çekiyor, su bulamıyor. Özellikle Afrika'da insanlar su bulabilmek için evlerinden çıkıp 40 derece, 50 derece sıcağın altında kavrularak su bulmak için gidiyor, yürüyerek. Ve ulaştığı su ise bu. Buna ulaşıyorlar. Bu su. Bu. Bu durumda oluyor mu bilmiyorum ya. Ve siz bu suya 500 adımda ulaştınız. Büyük nimet. Ülkemiz su cenneti. Ne hissediyorsunuz? Kendimi şanslı hissediyorum. Ama vicdanen rahatsız oldum. Çok duygulandım. Bizler çok şanslıyız. Çünkü iski ayağımıza kadar su bizi getiriyor. Yani acı verici. Suya şu son günlerde çok kolay ulaşıyoruz. Ve değerini bilmiyoruz. Boşak diyoruz. Evet şu anda. Yani tabii suçlu hissediyorum. Suçlu hissediyorum. Aslında benim suçum olmamasına rağmen. Ben şimdi Güney Afrika'da bir projede bulunmuştum. Aha. 4 ay kadar. Evet. Geldiğimde 3 ay boyunca vücudumdan kurt çıkardı. O da içtiğimiz sudan kaynaklanıyormuş. Dolayısıyla şuradan geçen 1000 kişi içerisinde belki sizi en iyi anlayacak tek kişi olabilirim. PET şişeleri gördüğümde çöplerde yarısının kullanılmadan atıldığını görüyorum. İnsanlar bunu ağırlık olarak görüyorlar. Ama gördüğünüz gibi onların bu ağırlıklar yaşam tarzları. Katılım sağladığınız için çok teşekkür ederiz sizlere. Kesinlikle isaf etmemeliyiz kesinlikle. Bence herkes bir şey yapmak gerekiyor bunu çözmek için. Lütfen suyumuzu bilinçli kullanalım ve her aynen içtiğimizde aklımıza bu Afrika'daki aynen insanlar gelsin. Farkındalık için sizlere teşekkür ederim. 4 dakika 30 saniye. Bu insanların 4,5 saat 5 saat yürüdüklerini biliyorum, şahit olduk. Ona göre yani yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Yani evet bunu yaşamak mı lazım? Belki çünkü bakıyoruz ve gidiyoruz. Birbirimize Japonca konuşmak gibi. Hani çözüm üretmiyoruz, sadece aktarıyoruz. Aynen. Siz bana, ben komşuma ama çok güzel. Yani bilinçli şekilde tüketirsek suyumuzu, bilinçli kullanırsak çok memnun oluruz. Bunun yani mesajını vermek istedik size. Harikasınız tabii ki. Teşekkür ederim. Umarım herkese geçer bu mesaj. Umarım.